Herkese selamlar. Göçmenlik bürosu ile ilgili başka bir gelişme. Bilindiği gibi green card başvurusu yapan özellikle aile üzerinden veyahut da yeşil kartı çekiliş yoluyla kazanan kişilerin bir sponsor bulması gerekiyor green card alabilmeleri için. Bu sponsorun aslında yaptığı şey kişi herhangi bir devlet yardımından istifade ederse devleti bu yardımla alakalı olan kısımla ilgili geri ödeme yapacağım, devletin bu açığını, bu masrafını kapatacağım şeklinde bir beyanda bulunuyor aslında sponsor sponsor olduğu kişinin formlarını imzalayarak. Şimdiye kadar bu çok fazla uygulanan bir kural değildi. Yani siz devlet yardımlarından istifade etseniz bile devlet yardımlarından istifade ettiğinizi bilen kurum bu sponsorların arkasından gidip onlardan işte şu kadar masraf olduğu bu kadar para ver bize bu sponsor olduğun kişinin masraflarını öde gibi şeyler çok fazla yapmıyordu. Bunun uygulaması yoktu. Bunun sebeplerinden bir tanesi de kurumların bu kişinin sponsoru olan kişiyi bilmemeleri, tanımamaları hatta bu kişiye sponsor olunduğunu bile bilmemeleri. Şimdi göçmenlik bürosu yeni bir sistem getiriyor. Bu sistemle bu public benefit dediğimiz devlet yardımını veren kurumlara sponsorların ismini açma şeklinde bir yeni kural getiriyor. Dolayısıyla bu daha çok yeni bir şey ama eğer bu yürürlüğe girerse devlet yardımından yararlanan kişilerin herhangi bir sponsor olup olmadığını bu devlet kurumları göçmenlik bürosunun kayıtlarına bakarak bilecek böyle bir inisiyatif dediğimiz böyle bir uygulama geliyor. Bunun nasıl uygulanacağını, ne kadar uygulanacağını şu anda bilmiyoruz ama göçmenlik bürosunun böyle bir talebi ve isteği var. Amerika'nın uluslararası arenadaki itibarına ciddi manada sıkıntı oluşturabilecek bir gelişme Kanada'da yaşandı. Bilindiği gibi Kanada ile Amerika arasında bir güvenli ülke sözleşmesi var. Bu iltica başvuruları için geçerli. Şu demek. Diyelim ki önce Kanada'ya giren birisi sonra sınırdan Amerika'ya girer ve Amerika'da asylum yani iltica başvurusu yaparsa neden Kanada'da iltica başvurusu yapmadın diye sorabiliyor Amerika devleti ve başvuruyu reddedebiliyor. Aynı şekilde Amerika'ya yasal olarak gelip Kanada'ya yasal olarak giren bir kişi orada iltica başvurusu yapmaya kalkarsa Kanada hükümeti Amerika'da iltica başvurusu yapman gerekirdi. Orası da güvenli bir ülke deyip bu başvuruyu reddedebiliyor. Kanada Anayasa Mahkemesi dedi ki artık bu kuralı Amerika'dan Kanada'ya gelen kişiler için uygulamayacağız. Çünkü Amerika bu konuda güvenli bir ülke olarak kabul edilemez. Neden? Asylum başvurusu yapanları hapsediyor. Asylum başvurusu yapanları sınırdan döndürüyor. Dolayısıyla Amerika'yı şu anda güvenli ülke olarak tanımıyoruz dedi Kanada ve Kanada'nın en üst mahkemesi bu kararı verdi. Bu daha çok aslında Kanada'da asylum başvurusu yapanları ilgilendiriyor ama Amerika'yı ilgilendirmesi açısından önemli olduğunu düşündüğüm için sizlerle paylaşmak istedim. Göçmenlik bürosunun içinde bulunduğu maddi krizle alakalı daha önceki videolarda biraz bilgi vermiştim. Göçmenlik bürosu bir sürü çalışan bir süreliğine izne ayıracaktı. Sonra bundan vazgeçti. Daha sonra National Benefit Center'da 800 kişiyi furlough ettin. Yani ücretsiz izni ayırdığını söyledik. Peki son durum nedir? Son durum şu, göçmenlik bürosu henüz bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla operasyonlar devam ediyor. Ama göçmenlik bürosunun bazı çalışanları şu anda izne ayrılmış durumda. Peki izne ayırma, izne gönderme, elemanları işten çıkartma gibi durumları bir şekilde atlattılar diyelim. Ama hala ortada bir bütçe krizi var. Bu bütçe krizi sizi nasıl etkileyecek? Göçmenlik bürosuna başvuru yapan kişileri nasıl etkileyecek? Aslında bu etkileri görmeye başladık. Şöyle etkiliyor. Mesela başvuru yapıyorsunuz, başvurunuzun resit notisi, alındı belgesi çok geç geliyor. Başvurunun parmak izi geç geliyor. Başvuruların değerlendirilmesi uzun sürüyor. Eskiden 4-6 ay süren şeyler şimdi 8-10 ay sürüyor gibi. Başvurulara mülakat gelmesi gerekirken mülakatlar geç geliyor. Neden? Çünkü bütçe krizinden dolayı bu işlerle ilgilenemedikleri için. Dolayısıyla bütçe krizi her ne kadar göçmenlik bürosu görevlilerinin işten ayrılması engellediyse de dosyaların yavaşlamasına ve daha ağır bir tempoda ilerlemesine neden olabilir? Bunun altını çizmek istiyorum. Bütçe krizinin böyle sonuçları olacaktır ve oluyor. Tabi burada hemen göçmenlik bürosunun 2 Ekim'de yapacağı harç ücretlerinin artışı meselesine de değinmiş olalım. 2 Ekim'deki harç ücretlerinin artışının sebeplerinden bir tanesi bütçe krizi. Diğeri de artan operasyonel maliyetler. Bundan daha önceki videolarda bahsettim. Harç ücretlerini arttırdıkları için servisin kaliteli hale gelmesini beklemiyoruz. Böyle bir beklentimiz yok. Ama en azından belki de bütçe krizine bir çözüm olabilir. Bu harç ücretlerinin arttırılması. Bunu da bekleyip göreceğiz. Bu arada harç ücretlerinin arttırılması meselesi davalık oldu. Bu dava hala devam ediyor. Bununla ilgili bugünlerde bir haber bekliyoruz. Bir gelişme olursa onu da hemen duyuracağım. Başka bir gelişme Ekim ayının vize bulletini ile ilgili. Yani October Visa Bulletin. Sanıyorum son yıllarda en merakla beklenen, içinden ne çıkacak diye merak ettiğimiz Visa Bulletin, October Visa Bulletin oldu. E visa bulletin neydi? Göçmen olan vizelerdeki numaraları bize anlatan, kimler başvurabilir, kimlerin daha beklemesi gerekiyor? Aile üzerinden başvurular, iş yeri üzerinden başvurular, DV lottery green card başvuruları bunlarla alakalı sayıların belirlendiği vize bulletin aylık raporlar. Ekim vize bulletin'de yani ekim vize bulletin'de şunu görüyoruz. F2A kategorisi yani green kartların eşleri için olan kategori current. Şu anda başvuru yapılabilecek durumda. Yine özellikle employment based kategori current. Yani EB2, EB3 dosyası olanlar dosyalarını ilerletebilecekler. Amerika içinde ise 485 fail edebilecekler. Çok iyi haber bu onlar için. Ekim ayında fail edilmesi gereken bir sürü dosya oldu bu durumda. Yine Ekim Vize Bulut'unda fark ettiğimiz bir şey şu. Geçtiğimiz yıl aile kategorilerinde çok fazla vize numarası kullanılmadığı için o kategorideki vize numaraları employment based iş yeri üzerinden olan vize numaralarına aktarıldı. Bu ne demek? Mesela geçtiğimiz yıl çok fazla mülakat yapılamadığı için Covid'den dolayı evlilik dosyası, aile dosyası yapılamadığı için orada kullanılmayan numaralar kanun gereği iş yeri üzerinden olan başvurulara aktarıldı. Bu da bu sene yani Ekim 2020'den sonraki mali yılda iş yeri üzerinden olan green card başvurularında vize numaralarının daha da açık olması manasına geliyor. İnsanlara sıradaki insanlara daha çok, daha hızlı sıra geleceği manasına geliyor. Bu da iyi bir gelişme. 2021 DV tarihleri için, 2021 Green Card kazananları için bir haber. Vize bulutunda Avrupa numaraları 4300'e ilerledi. Dolayısıyla numarası 4300 ve altında olan kişilerin dosyalarını sunmaları ve mülakat beklemeleri mümkün. Bu arada tabii konsolosluklar DV 2021 için mülakat vermiyorlar. DV 2020 için olan dava hala sonuçlanmadı. Göçmenlik bürosu ile ilgili başka bir gelişme. H1B profesyonel işçi vizesinde market research analyst pozisyonu için bazı şirketler göçmenlik bürosunu dava etmişti. Ne diyordu bu davalar? Göçmenlik bürosu market research analyst dosyalarını mütemadiyen reddediyor, devamlı reddediyor ve bunun arkasında bir kötü niyet var. Hakim bunu haklı buldu. Göçmenlik bürosunun market research analyst dosyalarını reddetmesini uygun görmedi ve bu konuda biraz daha gelişme olacağını tahmin ediyorum. Bu iyi bir gelişme çünkü H1B reddilerinin belki de birazcık daha azalmasına neden olabilir. Devlet bu konuda mahkeme açıldıktan sonra birkaç dosyayı o dava açılan dosyaları geri dönüp kabul etti. Yani reddini geri alıp dosyaları approve etti. Tabii hakim bunu tabiri caizse yemedi ve devletin aleyhine mahkemenin devam etmesine izin verdi. Ne olduğunu bekleyip göreceğiz. Bu arada çok yeni bir gelişme. Göçmenlik bürosunun öğrencilerle ilgili ve Ceyvan vizelerle ilgili olan yeni düzenlemesi. Amerika'da kalma hakkı duration of status olarak belirleniyor. Yani statülerine devam ettirdikleri sürece Amerika'da kalabilirler. Mesela bir öğrenci Amerika'ya girdikten sonra okula gittiği sürece Amerika'da kalabilir. Belli bir bitiş tarihi yok bu Amerika içindeki statüsünün. Statüyle vize farklı kavramlar biliyorsunuz. Pasaporttaki vizeden bahsetmiyoruz. Amerika'ya girdi, burada statüsü var. Okula gittiği sürece Amerika'da kalabiliyor bir öğrenci. Yine J-1 trainee, intern durumlarında böyle şeyler var. Ee, uzun süre kalabiliyorlar. M-1 vocational school dediğimiz mesleki okullara gidenler için aynı durum geçerli. I vizesi dediğimiz gazeteciler, medya mensupları için aynı şey geçerli. Şimdi bütün bu grup yani Amerika'ya girdiğinde duration of stay'sla kalan, statüsünü devam ettirdiği sürece Amerika'da kalabilen ekibe, bu gruba göçmenlik bürosu yeni bir düzenleme getirmek istiyor. Nedir bu düzenleme? Bu kişilere de, bu statüyle gelenlere de belli sınırlı zaman verme ve onların kalışını Amerika'da kısıtlama, sınırlama. Öngörü şu: Ya maksimum 4 yıl verilecek bu kişilere oturum ya da sadece eğitimleri süresince. Eğer eğitimleri çok uzunsa o zaman maksimum 4 yıl ama eğitimleri kısaysa eğitimleri kadar. Bazı ülkelere özellikle Amerika'ya gelip burada kalma ve vize ihlal etme oranı %10'un üzerinde olan ülkelere de maksimum 4 yıl yerine maksimum 2 yıl oturum verilecek o ülkenin vatandaşlarına. E şimdi tabii bu çok köklü bir değişiklik. Çünkü kişilerin çok daha fazla vize statülerini devam et, e, takip etmelerini gerektirecek olan bir durum ve hiçbir şekilde istenmeyen bir durum aslında. E, çünkü öğrenci zaten okuluna gidiyor. Bir de statüyle ilgili sorunları kısa süreli burada kalışları düşünmemesi gerekir. Bir de bunlara kafa yormaması gerekir bizim görüşümüz. Zaten kanun koyucu şimdiye kadar bu şekilde öngörüyordu bunu. Ama Amerika'daki hukuki kalışları, kanuni kalışları da sınırlama niyetinde olduğu için Trump hükümeti bu vize kategorilerinde şu anda hedef almış durumda. Bakalım bu düzenleme geçecek mi, kanunlaşacak mı onu hep beraber göreceğiz. Bunu sadece şu anda bir taslak olarak duyurmuş oluyoruz. Gelişmeleri takip edip bilgi vereceğiz. Evet, bütün gelişmeleri toparlamak, bir araya getirmek, sunmak gerçekten çok uzun sürdü bu sefer. Çok fazla değişiklik ve gelişme var. O nedenle bu videoyu iki bölüm halinde yayınladık. Bu da ikinci bölümün sonuydu. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlarınız için, kanala desteğiniz için, gerçekten cesaretlendirici cümleleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bazen bunları benimle yorumlar kısmında paylaşıyorsunuz. Bazen benim kontak bilgilerimi bulup, bazen direkt e-mail atanlar, soru soranlar oluyor. Elimden geldiği kadar hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Umarım faydalı oluyordur. Amacım bu kadar fazla gelişmenin olduğu, bizim bile takip etmekte zorlandığımız bir ortamda ve bu kadar bilgi kirliliğinin olduğu bir ortamda sizlere Mümkün olduğu kadar net, direkt bu bilgileri herkesin anlayabileceği bir şekilde aktarmaya çalışmak, anlatmaya çalışmak. Umarım bunda başarılı olabiliyorumdur. Ama destekleriniz, yorumlarınız gerçekten benim bunu yapmaya devam etmemi sağlıyor. Çünkü faydalı olduğuna inanıyorum ve faydalı olduğunu hissediyorum. Bana onu hissettiriyorsunuz. Umarım bu bu şekilde devam eder. Videoyu beğenebilirsiniz. İlgi duyacağını düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirimleri açarsanız yayınlanan videolardan önce sizin haberiniz olur. Hepinize çok teşekkürler ve iyi günler diliyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere.